Yani Trabzonspor'da şu anda Ankaragücü karşılaşması için bir stoper sıkıntısı gibi gözüküyor. Çünkü Dencivelis sakat. Bunun haricinde Benkoviç'e çok fazla güven duymuyor teknik direktör. Yine teknik direktörümüzün gözden düşürdüğü Konyaspor maçıyla birlikte Baniya. Yani gerçekten Trabzonspor'un stoperde zaten sorunu var. Biz ne demiştik daha önce? 5 tane stoperi toplasanız adam gibi bir tane stoper etmez. Ama ben şunu merak ediyorum. Hüseyin Türkmen epey zamandır, yani çok uzun zamandır sakatlığından dolayı ayrı kaldı. Anladım, doğru. Hüseyin Türkmen epey zamandır da Trabzonspor futbol takımıyla takım antrenmanına çıkıyor. Peki Hüseyin Türkmen neden yok? Yani bu konuyu özellikle Trabzonspor teknik heyetine sormak istiyorum. Bu konuda bir cevap bekliyorum. Kendi adıma beklemiyorum tabii ki. Ben bir gazeteci olarak kamuoyu adına soruyorum. Kamuoyu adına cevap bekliyorum. Hüseyin Türkmen evet zaman zaman hatalar yapan bir stoper olsa da çok istediğimiz dört dörtlük bir stoper olmasa bile Trabzonspor'da çabukluğuyla, zamanında müdahaleleriyle en büyük eksikliği topu oyuna sokmakta. Ama kesicilik yönünde Hüseyin Türkmen çabukluğuyla, kesiciliğiyle iyi bir stoper. Yani en azından bugün stoperler içerisinde 5 tane stoperden 2 tanesini, ilk ikisini de bana bir tanesi Hüseyin Türkmen dersen herkes. Bugün Trabzonspor'un elinde olan mevcut kadroda. Hüseyin Türkmen hala sakatlığı devam ediyor mu? Devam ediyorsa takım antrenmanlarına nasıl katılıyor? Hüseyin Türkmen eğer sağlamsa, takım antrenmanlarında devam ediyorsa, yani bu kadar çöp gibi, çöp yığını gibi stoper mevkiimizde birikmiş oyuncu varken Hüseyin Türkmen burada neden denenmiyor, neden oynatılmıyor, neden bundan verim alınmaya çalışılmıyor? Ya da başka bir sorun mu var hiç kimsenin bilmediği? Yani bu konularda Trabzonspor Teknik Heyeti ya da Trabzonspor'un basın birimi yetkililerden aldıkları bilgi çerçevesinde bu konuyu bir aydınlığa kavuşturması lazım. Eğer bizim bilmediğimiz bir başka sorun yoksa Hüseyin Türkmen bana göre Trabzonspor'un stoperinde oynaması lazım.